Guram Gegeşitse Liman Seslendiren Akın Altan Şilep koyu geçti ve sessizce açık denize açıldı. Geminin bıraktığı ince iz sonra her yöne dağıldı ve sessizce yayılan sular kıyıdaki taş duvarlara çarptı. Yolcu iskelesinin önünde büyük, beyaz bir gemi duruyordu. Geminin çevresindeki su kirliydi. Açıkta liman içlerinde dev vinçler gemilere kömür yüklüyorlardı. Demir direklere bağlı alçak ve uzun tankerler baca borularından beyaz dumanlar bırakıyorlardı. Kıyıda beton zeminde güneşte yanmış çocuklar oturuyorlardı ve balık tutuyorlardı. Çocuklardan biri basamakta oturuyor ve diğer çocukların nasıl balık tuttuklarına bakıyordu. Bulutlu bir gündü ve bundan dolayı denizin rengi açık yeşile, açık maviye çalıyordu. Ufukta uzakta bir yerde güneşin altında sular dalgalanıyordu. Ama o gün deniz açık yeşilimsi, açık mavimsi renkteydi. Beton zeminde oturan çocuklar ellerinde kamıştan uzun sopalarla balık tutuyorlardı ve sabırla balığın oltalarına takılmasını bekliyorlardı. Hasır şapkalı bir adam kıyıya geldi ve balık tutanları seyretmeye başladı. Çocuklara ve boş kovalara, sonra suya baktı. O, yavru balıkların sığ sularda nasıl yüzdüklerine bakıyordu. Hasır şapkalı basamakta oturan çocuğa sordu. ''Bir şey tutabildiniz mi?'' ''Henüz değil.'' diye yanıtladı çocuk. Adam bir süre daha durdu ve suyun yüzeyine baktı. Sonra gitti. Limanda suyun yüzeyi çarşaf gibiydi ve yeşildi. Koliler yüklü Lineika sokaktan pazar yerine doğru gitti. Arada bir arabalar da geçiyordu. Basamakta oturan çocuk oturmaktan sıkıldı ve yere atladı. "Ey!" diye seslendi. "Gidiyorum." Geri gelecek misin Zurya? diye sordu aşağıdan biri. Bilmiyorum, diye yanıtladı Zurya. Sokağa karşıdan karşıya geçti ve diğer sokağa doğru kaldırımı izledi. Sonra o sokağa da karşıdan karşıya geçti ve çıkmaz bir sokağa girdi. Yürürken sarhoş biri gibi ayaklarını sürüyordu ve dal kaldırımdaki tozları havaya kaldırıyordu. Bacakları ve omuzları güneşten yanmıştı. Üzerinde rengi solmuş bir gömlek, kısa şort ve sandalet vardı. Uzun süredir tıraş edilmemiş saçları kilpi gibi tepesinde dikilmişti. Çocuk kilisenin yanına vardı ve durdu. Kiremitle örtülü çatısında incir fidanlarının çıktığı bakımsız kilise sokağın köşesinde yükseliyordu. Zuriya kiliseden kendi evini gördü. Daha doğrusu evinin yağmurdan ve nemden korunmak için yukarıdan aşağıya teneke parçalarıyla kaplanmış bir duvarını görüyordu. Teneke parçaları eski ve paslıydı. Zuriya yola devam etti. Nereden geliyorsun, çocuğu diye bağırdı ikinci katın penceresinden komşu kadın. Annen sabahtan akşama kadar çalışmaktan ölürken sen bir günde eskitmek mi istiyorsun sandaletlerini? Zurya sesini çıkarmadan bahçeye girdi. Bahçe küçüktü. Bahçenin ortasında bir musluk vardı. Bir duvardan diğer duvara gerilmiş ipin üzerinde güneşlenmesi için yorganlar asılmıştı. Köşeye, yere serili örtünün üzerinde uzun çizgili şilteler atılmıştı ve şişman kadın sopayla kabartıyordu. Zoria şiltelerin arasından sessizce geçti ve Demir merdivenden ikinci kata çıktı. Kendi odasının kapısını açtı ve pencereye gitti. Dedesi pencerenin yanında yatıyordu. Dedesi hastaydı ve onuncu gündür pencerenin yanındaki kendi yatağında yatıyordu. Zuriya'nın annesi işe giderken dede bütün gün torununa emanet ediliyordu. Nasılsın dede? diye sordu Zuriya ve başında dikildi. Ölüyorum diye yanıtladı dede. İyi değilim. Bugün ölürüm. Neden ölesin ki? diye güldü Zurya. Dede her zamanki gibi bakıyordu ve nedense Zurya buna gülüyordu. Eğer annen gelmeden ölürsem sakın korkma. Dedi dedesi. Korkma. Ölü insandan zarar gelmez yavrum. Tehlikeli olan sağ insandır. Yoksa ölü insan... Korkma dede, diye yineledi Zuriye. Bugün ölürüm. Bunu hissediyorum. Öldüğümde korkma. Komşulara dedem öldü diye haber ver. Yardım ederler. İş yerinde annene haber verirler. Korkutucu olan sağ insandır. Oysa ölü insan hiçbir şeydir. Korkma dede. Neden ölesin? Dedi Zuriya. Hayat böyle. Dede duvara döndü ve uyudu. Zuriya oradan çıktı ve merdivende oturdu. Şişman kadının bahçede şilteleri nasıl kabarttığına bakıyordu. Çöp kutusunun ağzı açıktı ve Zuriya karpuz artıklarını görüyordu çöp kutusunun içinde. Sinekler vızıldıyordu karpuz artıklarında ve balkonda. Ahşap döşemede tahtalar arasındaki deliklerde tozlar vardı ve artıkların etrafında dolanıyordu sinekler. Sonra uçuyorlar ve vızıldıyorlardı. Zuriya uzun süredir oturuyordu ve çevresine bakınıyordu. Sonra Oturmaktan sıkıldı. Kalktı ve demir merdivenden bahçeye indi. İnerken merdivenden gacır gucur sesler çıkıyordu. Deden ne yapıyor? Bugün nasıl? U uyuyor, diye yanıtladı Zurya. Sokakta sabunlu suyun ve nemin kokusuyla Zurya'nın burnu doldu. Sokak dardı. Evler birbirine yakındı. Ve iki kaldırım arasında döşeli taşların aralıklarında yeşil otlar çıkmıştı. ''Zuriya, bir dakika buraya gel amcası.'' diye seslendi Zuriya'ya dazlak adam ve gazete okumayı bıraktı. Adam odasından dışarı çıkardığı ve kaldırıma koyduğu katlanır koltukta oturuyordu. Zuriya yanına gitti. Odanın kapısı açıktı ve oradan her evden geldiği gibi değişik, Tuhaf bir koku geliyordu. Her evin kendine özgü bir kokusu var, diye düşündü Zuriye, odaya bakarken. Merhaba, Lavrenti amca, dedi sonra. Dede ne yapıyor? Henüz kalkmaya niyeti yok mu? diye sordu Lavrenti. Hayır, şimdilik yok. Lavrenti, beyaz keten pantolon ve beyaz gömlek giymişti. Çıplak ayaklarına postallar geçirmişti. Teni çok beyaz ve kıllıydı. Biraz olsun iyileşmedi mi? Benim getirdiğim o ilaç iyi gelmedi mi? Elbette, daha iyi, diye yanıtladı Zurya. Şimdi fena değil. İyi öyleyse. Bu akşam görürüm. Öyle söyle. Bu akşam görmeye gelecekti. Şimdi eğer üşenmezsen, köşeden bir sigara alıp gel. İşte sana iki manet. Peki deyip Zurya parayı aldı. Prima al. Eğer prima yoksa, işte birkaç kuruş daha Belamor kanalı alırsın. Tamam, dedi Zurya. Koş öyleyse, bekliyorum. Zurya gitti. Kilisenin yanına vardı ve sonra sahile doğru kıvrıldı. Parkın yanında yaşlı satıcıya parayı uzattı ve sigarayı istedi. Prima ver. Ne istiyorsun? Diye sordu sigara satan adam yumuşak bir sesle. "Prima." diye yineledi Zuriya. Sigara satıcısı primayı verdi ve sonra bozuk para aramaya başladı kazbeki kutusunda. Zuriya buradan limanı görüyordu. Kıyıdaki korkulukları, denizi ve ötesini görebiliyordu. Deniz yine alçalmış ve sakindi. Denizin nerede bittiğini ve gökyüzünün nerede başladığını seçmek mümkün değildi. Zuriya denize gitmeyi çok istiyordu. Sigara satıcısından bozuklukları aldı ve eve döndü. Aferin, büyük adam ol, dedi Lavrenti. Prima var mıydı? Evet, vardı. O adı batasıca da bazen bulunmuyor. Bozukluğu istemiyorum. İstersen o bozukluk senin olsun amcası. Dondurma alırsın. Zurya yine de koltuğa koydu bozuk paraları. Üç kuruşla nasıl dondurma alınırdı? Lavrenti sigarayı cebine koydu. Dedene söyle, unutma. Akşama seni görmeye gelecekti. Söylerim. Zurya denize gitmeyi çok istiyordu. Ama o bahçeye girdi, yorganların arasından geçti, ve gıcırtılı demir merdivenden ikinci kata çıktı. Komşu kadın şilteleri içeri götürmüştü ve şimdi yorganları vuruyordu uzun sopayla. Bahçe toz içindeydi. Pamuk ve kuş tüyü parçaları uçuşuyordu havada. Zurya odaya girdi ve dedesinin ölmüş olduğunu gördü. O bunu daha kapıdayken hissetti. Yere kaymış olan yorganı. İhtiyarın alışılmadık biçimde açılmış olan ellerini ve açık ağzını gördüğünde anlamıştı. Zurya olduğu yerde dona kaldı. Sonra yavaşça yatağa yaklaştı, usulca ihtiyarın bileğini tuttu ve sonunda ölmüş olduğuna inandı. Çok şaşırmıştı. Bir insanın böyle sessiz sedasız, böyle sıradan bir biçimde, ağrısız sancısız, bağırıp çağırmadan ölebileceğini hiç düşünmemişti. Zuriya, dedesinin o günkü sözlerini hatırladı, henüz hayattayken söylediğini hatırladı ve korkmadığını fark etti. Korkmuyordu ama çok şaşırmıştı. Müthiş şaşırıyordu. Dedesi öyle ölmüştü ki, hiç kimse onun öleceğini anlamamıştı. Zuriya, ne zaman ölümü düşünse, Hemen aklına Feryat veganlar geliyordu. Oysa şimdi önünde bir ölü duruyordu ve odada tam bir sessizlik vardı. Kulaklarında çınlıyordu bir şeyler. Yalnız olduğunu hissediyor ama korkmuyordu. Zurya ölümden o soğuk Feryatlar ve ağlamalar yüzünden korkuyordu. Oysa şimdi kesin bir sessizlik vardı. Ölü insandan zarar gelmez. Ölü insan hiçbir şeydir. Gerçekte tamamen başka bir şeymiş ölüm. Ağladıklarındaysa tümüyle farklı bir şey. Zuriya düşünüyordu. Pencereleri kapattı ve dışarı çıktı. Dışarıda bulutlu bir hava vardı. Balkonda sinekler vızıldıyordu. Bahçede şişman kadın hala yorganları vuruyordu. Zuriya merdivene oturdu ve düşüncelere daldı. Bütün bu olup bitenler karşısında korkmamıştı. Bir an bile. Ancak şaşkınlığı sürüyordu. Dedesi ölmüştü ve bunu hiç kimse bilmiyordu. Sanki hiçbir şey olmamıştı. Oturuyordu ve düşünüyordu. O akşama annesi işten döndüğünde neler olacaktı onu düşünüyordu. Balkonda sinekler vızıldıyordu. Zuria bahçeye indi ve muslukta ellerini yıkadı. Sonra sokağa çıktı. Sokağın diğer yanında Zuria'nın arkadaşının annesi, Yunanlı kadın, birinci katın pencerelerini yıkıyordu. Lavrenti artık gazete okumuyordu. Hemen yakında, cumbalı evde oturan Serioja ile tavla oynuyordu. Serioja kupkuru bir adamdı. Saçları kırlaşmıştı. Üzerinde Lavrenti'ninki gibi beyaz pantolon ve mavi gömlek vardı. Açık göğsünde ağarmış kılları görünüyordu. Sonra iş nasıl bitti? diye sordu. Serioja'ya Lavrenti'nin karısı pencereden. Pencere dışarıdan demir kafesle kapatılmıştı ve oradan bakıyordu Lavrenti'nin karısı. Henüz bitmedi hanımefendi diye yanıtladı Serioja. Hala idare kurulundaymış. Serihoja anlatmış ayrıntılarına varıncaya değin ve söz vermişler. Serihoja pencereye baktı. Söz vermişler. Bu işi çözümler ve size bildiririz diye. Eğer başkanın yanına çıkmadıysa hiçbir şey olmaz. Doğru. Başkanın yanına da çıktı. Umarım işi görülür zavallının. Bakalım kim bilir. Adam da umutla bekliyor hanımefendi. Görelim ne olacak. Zurya oyuncuların yanından geçti ve Seri Hoca'yı selamladı. Merhaba Seri Hoca amca. Merhaba amcası nasılsın? İyi diye yanıtladı Zurya. Kendisi iyi ama dedesi hasta dedi Lavrenti. Gerçekten mi? Seri Hoca zarı yuvarladı. Ne oldu? Sen duymadın mı? Bugün onuncu gündür yatıyor. Ben bir ilaç götürdüm. Bakalım iyi gelecek mi? Hiçbir şey bilmiyordum. Yoksa... Seri Hoca yine zarı yuvarladı. Şimdi nasıl? Diye sordu Zuriya'ya. Bilmiyorum. Diyerek omuzlarını kaldırdı Zuriya. Bilmiyordum. Yoksa... Görmeye gelmez miydim? Dedi Seri Hoca. Zuriya limana doğru yürüdü. Dar sokakları geçip kaldırım kenarında manolyaların yükseldiği ve denizin göründüğü liman kıyısına gelince Zuriya özgürlüğü duyumsadı. Birden öyle bir duyguya kapıldı ki sanki ağır bir yükten kurtulmuş ve serbest kalmıştı. Zuriya hızla bir buçuk saat önce arkadaşlarının balık tuttukları yere yöneldi balık tutan yalnızca bir Rus çocuk kalmıştı. Diğerleri nerede? diye sordu Zurya. Gittiler. Zurya korkuluklara oturdu ve üzüntüye kapıldı. O arkadaşlarıyla birlikte olmayı ve onlarla konuşmayı istiyordu. Kıyıya vuran küçük dalgalar şırıltılar çıkarıyordu. Dağlar denizin öte yanında sessizce duruyorlardı. Zuriya limana bakıyor ve denizin kokusuyla rahatlıyordu. Ne de olsa mutluydu. Adamın biri fenerin duvarına adımlıyordu. Zuriya fenere bakıyordu. Liman içlerindeki tankerleri ve onların arkasındaki vinçleri seyrediyordu. Uzakta yeşil dağlar görünüyordu. Dağların eteğinde küçük beyaz evler seçiliyordu. Zuriya, yük limanındaki doklara bakıyordu. Demir toplara bağlı, dalgalarla birlikte yavaşça sallanan akaryakıt tanklarını ve kirli suların ortasındaki dev beyaz gemiyi seyrediyordu. Beyaz geminin arkasında uçsuz bucaksız mavi deniz görünüyordu. Zuriya kendini hala özgür ve mutlu hissediyordu. Parkta Ağaç banklar üzerinde işsizler oturuyorlardı. Yeşil burun tarafında teknede caz çalıyordu. Beyaz giysili denizci, tekneye çıkan genç kızlara yardımcı oluyordu. Tekne olduğu yerde sallanıyordu. Bulutlu bir gündü ve Zuriya, tekneyle ucu bucağı olmayan denize açılmayı arzuladı. Sonra bunu birine söylemek istedi. Zuriya, Çocuklar gitmiş olduğu için üzüntülüydü. Çocuklar nereye gitti? Biliyor musun? diye sordu balık tutana. Bilmiyorum. Bazıları yüzmeye plaja gitti. Bazıları evlerine. Zaten öyle olmuş. Henüz ne öylesi? Daha erken. Dedi Zuriya. O acıkmıştı. Ama evden söz etmek istemiyordu. Deniz kulübünden müzik sesleri geldi ve yeniden kesildi. Anlaşılan radyoyu kapatmışlardı. Zuriya denizi seyrediyordu. Kıyıda küçük balık yavruları yüzüyorlardı. Su yeşil ve mazotluydu. Zuriya uzun zamandır oturuyordu ve limandan daha uzağa. Şimdi bulutların bulunduğu açık denize. Bir şeylerin görünmediği bir yerlere gidemediği için üzgündü. Son.